Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasaları değerleneceğiz. hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce size göstermek istediğim bir şey var. Ee, biz ne demişiz ve ne olmuş diye bir bakmak istiyorum. Ee, bakın 2 hafta öncesinden hatta 4 hafta öncesinden Bitcoin o zamanlar çok düşük e, fiyatın hepimiz 30 bin 35 bin dolarla dolandığını biliyoruz. ve biz bakarsak bitcoin çok sıkıştı yükseliş geliyor. Ya da bitcoin'de kritik hafta yükseliş devam edecek mi? Güçlü yükseliş sinyalleri gibi. durmadan yükselişi destekleyen ya da bakın bitcoin e 53 bin dolar diye bir başlık atmışız. yine aynı şekilde şurada boğa rallisi başladı mı dedik 2 gün önce. Ve bugün görüyoruz ralli yaşıyoruz. Yani demeye çalıştığımız yok. Gerçekten arkadaşlar önceki söylemlerimize bakıp bugün ne olmuş diye baktığımız zaman şunu görebiliyorum. Ya gerçekten dediğimiz şekilde bir yükseliş olmuş. Gerçekten hani biz bunu bilmişiz ve gerçekten doğru tahminlerde bulunmuşuz. Bunları söyleyebiliyorum. Şimdi hemen videoya geçmek istiyorum. İlk başta arkadaşlar çok güzel bir haberimiz var. Bir tane yatırım şirketinin, daha doğrusu yatırım şirketi denemeyelim. Yani bir tane ünlü bir firmanın CEO'su Bitcoin için yıl sonu tahmininde bulundu. Ve o da benim gibi 100 bin dolar dedi. Bitcoin'in 2021 yıl sonu tahmininde dedi. buna ...2022'nin başında katıyor. 100 bin dolar diyor. Ya bana benzer bir açıklama. Benimki de aynı zaten. Ben de aynı düşünüyorum. Ee, diğer bir haberimiz var. Bu haberde... E, ...bir tane yatırım şirketinden yine... ...adı Norberg Berman. Öyle bir firmaymış. E, bilmiyorum ne hangi ülkenin... ...firması olduğunu. Öyle bilgim yok. E, ancak bu firmada 400 milyar dolarlık... ...bir yatırımını... E, yavaş yavaş yatırmaya başlamış. Yani yavaş yavaş bitcoin akıtmaya başlamış. Yavaş yavaş bu firma da bitcoin'e giriyormuş. Bitcoin'i e sıcak bak. Bu da tabii ki güzel bir haber. Geçtik. Kripto kuantum bir verisi vardı. Kripto kuant şundan bahsetti. Stabil coin rezervleri, rezervlerini yani Tether ve sabit coinlerin rezervlerini aynı şekilde outflow yani borsadan çıkan bitcoinleri aynı şekilde de giren bitcoinleri bize gösterdi. Ve şuradaki grafiğe bakarsak arkadaşlar bir dakika şunu resim adresini resmi Yeni sekmede aç evet. Şuradan bakarsak arkadaşlar stabil coin'lerin azaldığını görebiliriz. Bu aslında olumlu bir şey değil ama stabil coin'ler zamanında çok basıldığı için benim anladığım kadarıyla bir kısmı yanıyor. Ee, bu sebepten hani bu normal olarak kabul ediyorum. Stabil coin'ler düşerken outflow'lar yani borsadan çıkan bitcoin sayıları ya da token sayıları artıyor. Bakarsak şuradan mesela stabil coin'lerin çıktığını görebiliriz borsalarından inflow'lar yani borsalara giren Bitcoin'lerde ya da token'lar e, bakarsak azalıyor. E bu da ne demek oluyor? İnsanlar genel olarak ya da büyük yatırım şirketleri genel olarak bitcoin alıyor. Inflow'lar düşüyor çünkü outflow'lar artıyor. Yani girişler değil, çıkışlar artıyor. Girişler düşüyor aksine. E bu da tabii ki olumlu oluyor. E, Willy Wu'nun da bir kaynağı vardı. Willy Wu da şundan bahsetti dedi ki, e, bitcoin'e dedi giren insan sayısı şu 30 günde de ciddi artış gösterdi dedi ve şundan bahsediyor. Yeni giren insan sayısı yani yeni giren katılımcı sayısı artıyor diyor Bitcoin'e. Daha çok yaygınlaşıyor diyor. Bu da tabii ki güzel bir haber. Daha çok yaygınlaşması, daha çok insanın buna yatırım yapması elbette piyasaya giren paranın da yükselmesini beraberinde getiriyor. Şimdi teknik analiz anlamına baktığımız zaman hemen şöyle başlayalım. <laughs> teknik analiz anlamında baktığımız zaman hala MA 200'ün üstünde durduğumuzu görebiliriz. Bu bizim için önemli bir şey. MA 200'ün üstünde bugün de mum kapatırsak çok güzel olur. Daha öncesinde 1, 2, 3 ve 4 kere mum kapattık. Bunu bir haftaya tamamlayabilirsek yani 3 gün daha MA 200'ün üstünde mum kapatabilirsek Bitcoin için çok çok olumlu olacaktır bu. Teknik analiz anlamında baktığımız anda da zaten pek fazla söylenecek bir şey yok. En son videomuzda söylediğimiz şekilde iki bandın arasında korele bir şekilde devam ediyoruz. Üstümüzde 48.000-49.000 bandı. Altımızda da 40 bin 39 bin dolar bandı var. Bu iki band arasında yatay gidiyoruz. Daha önce de dediğim şekilde üstümüzdeki şu işte 48 49 bin dolar bandının üstüne çıkması çıkmamızla birlikte hızlı şekilde 53 bin dolarlarında gelebileceğini düşünüyorum. Ki bugün bakarsak ayın 12'si ben 21 gibi 53 bin dolarlara geleceğimizi düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Ee, bu şahsi düşüncemin arkadaşlar neye dayandırıyorsun diyenler yani var. Şuna dayandırıyorum. Harmonik bir formasyon. Ayrıca de Willy Wu'nun bazı açıklamaları. Willy Wu bildiğiniz şekilde ayın 19'unda 53 bin dolara gelebileceğimizi söylemişti. Aynı şekilde de şundan vaziydi. Yani dedi şu an e, temel veriye bakarsak Bitcoin'in olması gerektiği fiyat 45 bin değil. Aksine 53 bin dolar ya da 54 bin dolar dedi. Bu iki fiyat arasında e, kendisi bir tahminde bulundu. E, ve 19'u dedi. Yani bunun için 19'unu tahmin etti. E, ben bunun için 19'u değil de 23'ü ya da 21'i gibi düşünüyorum. E, birazcık daha Uzun bir zaman zarfı veriyorum çünkü yavaşlamalar olabilir Bitcoin'de. Ee, ve ben 53.250 dolara geldikten sonra e, bir düşüş bekliyorum. E, bu düşüşte mesela sorabilirsiniz yani ne kadar büyük bir düşüş? Daha doğrusu çoğunuz soruyorsunuz bunu. E, ne kadar büyük bir düşüş yaşayacağız? Yani ne, nasıl bir düşüş olacak bu diye. E, şimdi arkadaşlar benim beklediğim düşüş bir dakika şöyle bir ayarlayalım. Ee, benim beklediğim düşüş birazcık büyük bir düşüş. Ben şuradan şöyle bir dakika şunu alıp şöyle bir çizelim. Hatta şöyle daha iyi anlayacaksınız. 53.250 dolarlardan tekden 45.000 dolara. Yani ya %15'lik ya da %20'lik düşüşleri e, tekrar bekliyorum. Yani %15'lik bir düşüş bekliyorum. E, ancak boğadan hala e, çıkacağımızı düşünmüyorum. Yani yine boğada oluruz. Ancak %15'lik bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum 53.000 dolara geldikten sonra. E, çünkü gördüğünüz şekilde yeni giren katılımcı sayısı artıyor. E, ve bu insanlar hani bu Buradan girdilerse çok iyi para kazandılar. Piyasanın bu bilmeyen cahil insanları yutması gerekiyor. Yemesi gerekiyor. Maalesef bu piyasa böyle bildiğiniz şekilde. Yani biri fazla para kazanırken birinin para kaybetmesi gerekiyor. E bu sebepten bayinalarda para kazanmak istiyor. E ne yapacaklar? 53.250 dolara geldikten sonra teknik analizde böyle söylüyor ki ben de böyle düşünüyorum. E fiyatta bir düşüş göreceğiz. %10'luk %15'lik bir düşüş göreceğiz. O zaman da zaten ben de sizlere her türlü platformdan, Instagram'dan, oradan, buradan haberdar ederim. Rahat olun. E merak etmeyin. Fibonacci hız dirençleri ve GAN analizi vardı bildiğin şekilde. Biz bu analizleri yapıyorduk. Bu analizler için de şunu söylüyorduk. Altımızdaki 45 bin dolar çok önemli bir destek. 45 bin dolar çok önemli bir destek. Hem GAN hem de Fibonacci hız direnci için önemli demiştik. Ee, şimdi bakarsak arkadaşlar halle oranın nokta dışı bir şekilde çalıştığını görebiliriz. Yani nokta dışı milimetrik bir şekilde orası destek olarak çalışıyor. Destek olarak çalışmaya devam ediyor. Ee, fiyat buradan tekrardan GAN analizi ve Fibonacci hız direnç bakarsak da e, fiyatın şu an boğa olduğunu söylüyor. Bakın burası çok önemli. Fiyatın şu an GAN analizi boğa olduğunu söylüyor. Fibonacci hız dirençleri de boğaya geçtiğimizi söylüyor. Yani ikisi de fiyatın boğa olduğunu artık söylüyor. Ve buradan hızlı şekilde ikisi de zaten yükselişi öngörüyor iki çizimde. E, uzun vadeli çizimimiz var. Bu uzun vadeli çizimi göstermek istiyorum. E, şimdi bu uzun vadeli çizimimiz arkadaşlar bizim e, aylık grafiği alalım şöyle. Uzun vadeli çizimimiz arkadaşlar birazcık eğrilere ve birazcık da e, örüntüye dayanıyor. Neden? E, şimdi arkadaşlar ben şahsi olarak 2021'in başında, başında ya pardon 2022'nin başında ya 2020'nin Ocak ayı diyelim hatta. 2020'nin Ocak ayında 100 bin dolara geleceğimizi düşünüyorum. Ancak 2022'nin Ocak ayından itibaren şu o 100 bin doları gördükten sonra bir çöküşe geçeceğimizi ve bu çöküşle birlikte altımızda bulunan şurada da bahsettim zaten 18.500 dolar yani gap boşluğu var burada. 18.500 dolardaki boşluğu dolduracağımızı düşünüyorum. Bunun nereden hani tahmin ediyorum şöyle düşünüyorum. Bakın arkadaşlar hemen hemen her çöküş yıl başında olur. Ve bu çöküş iki kere oldu. Biz Bitcoin'de iki defa çöküş yaşadık. Zaten Bitcoin'in çok bir mazisi yok. Yani 2008'de kuruldu tamam ama insanlar tarafından yaygınlaşması falan 2017'ydi. Adam akıllı borsaların açılması da 2013-2014'tü. Yani bu sebepten hani Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman yaşadığımız iki tane büyük çöküş var. Birincisi şu. 2013'ün Kasım'ında biz zirve yaşamışız. 2013'ün aralığında çökmüşüz. Bakarsak bakın yılbaşına yakın. Yine geliyoruz şuraya. 2017'nin ocağı 2017'nin aralığı yani 2017'nin aralığında zirveye başlı yaşıyoruz. 2017'nin pardon 2018'in ocağında da çöküşe başlıyoruz. Ee, ve bunların arasında 4 yıl 1 ay fark var. İkisi de %86.91'i düşmüş. Diğeri %84.12 düşmüş. Ve ikisi de eğrilerin üst kısmına temas ettikten sonra düşüyor. Bu sebepten ben bu simetriye bakaraktan daha doğrusu bu örüntüye bakaraktan şunu söylüyorum. Diyorum ki yine 4 yıl 1 ay sonrasına gidiyorum. Ve 4 yıl 1 ay sonrası beni 2022'nin ocak ayına götürüyor. Ee, yine yüzde seksen küsürlük bir düşüş öngörüyorum. Ve bu da gap boşluğuna götürüyor beni. Ee, Üste bakıyorum yine eğrilere götürüyor beni. Yani diyor ki yine bir eğriye çarpacaksın. Daha öncelerde 2013'te e, ve 2017-2018'de olduğu gibi bir eğriye çarpacaksın. Ve bu eğriden sen aşağı yöne ineceksin diyor bana. E, bu sebepten ben 100 bin dolara gelip oradan 18.500'e ineceğimizi düşünüyorum. E, neden böyle düşünüyorum bunu soranlar var. Yani kurumsal yatırımcı giriyor diyenler var. Arkadaşlar şimdi bu bir yalandı. Yani kurumsal yatırımcılar girince volatilite azalacak diyordu herkes. E gördük yani 65 bin dolardan 30 bin dolara inmemiz 2 hafta sürdü. Yani 2 haftada pat 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 hemen insanlar bir kendine gelemedi bile. Yani bir, bir tokat bir vuruyor bir tokat bir vuruyor. E i̇nsanlar kendine gelemedi. Neden tokat diyorum. E Çin, Çin'de bildiğiniz şekilde ilk başta bir mining eklenmesi oldu. Miner adresi eklendi. E ondan sonra... Bildiğin şekilde Elon Musk'ın zaten spekülatif paylaşımları oldu. Ee, onu kapattık. Bu sefer Çin komple madenciliği yasakladı. Heşiretler de devasa bir düşüş gördük. Ee, ondan sonra o da gitti. Bu sefer de bildiğiniz şekilde şeyler vardı. Yani Amerika'da Donald Trump gibi düşmüş başkanlar Bitcoin için dolandırıcılık dedi mesela. Yani bu tür kötü haberler durmadan ardarda arda geldi ve hızlı şekilde düştük. Yani kurumsal yatırımcı girince ben Bitcoin'de şahsi olarak oynaklığın düşeceğine inanmıyorum. Çünkü Bitcoin'i zaten elinde tutan sadece kurumsal yatırımcılar değil. Daha önceden adam 1000 dolarla şu 2012'de almış mesela. Yani 2 dolardayken 1000 dolarla almış. Adamın elinde Binlerce coin var yani bin dolardan kastım bu değil. Bildiğin şekilde bitcoin 0.0 centlerdeyken de vardı e İnsanlar buradan almış mesela Adam 60-100 adamın elinde binlerce bitcoin var e Şimdi bunların hepsi bir risk aslında Bu sebepten ben bitcoin'in bin dolara çıktıktan sonra Tekrardan 18.500'e düşeceğini düşünüyorum e Bu benim şahsi düşüncem Geçtim Şimdi dominansa bakmak istiyorum. Dominansta bu sıralar herhalde çoğu insanın yüzü gülüyor. Çünkü alt koyunlarda minik bir rally yaşadık. Bu minik rally'nin yaşanma sebebi neydi? Şu altımızdan gelen desteğin şöyle kırılmasıydı ve bu destek kırıldı. Artık kırmızı bandın içerisindeyiz. Kırmızı bandın altına inmemiz durumunda şu altımızda yeşil band. Bir dakika o yeşil bandı silmişiz galiba. Şuna şöyle bir geri gelelim. Evet. Şuradaki şu yeşil bandı ineceğimizi ki bu yeşil bandta 40 Allah Allah. Herhalde arkadaşlar grafiksel bir hata var. Ee, gözükmüyor çünkü Yeşilman. O altımızdaki şuralara denk geliyor ama Yeşilman. E, şuralara kadar tekrardan inebileceğimizi düşünüyorum. Yani 41-42 seviyelerine kadar e, tekrardan inebileceğimizi düşünüyorum. Dominası oradan tekrardan çıkabiliriz. Ancak alt günlerde minik bir rally bekliyorum. Onu söyleyeyim. E, zaten bakarsak yani şurada takoz benzeri bir hareket oluşturduk ve aşağı yönü kırıldı. Ki bu hareket de bizi 42'lere götürüyor. Yani grafik birbiriyle uyuyor. E, altına bakmak istiyorum. Şimdi altına neden bakıyoruz? Şöyle bir şey var. Altınla Bitcoin bugüne kadar hep ters işledi. Bakın bunu şuradan da anlayabiliriz. Yani 6-7 Ağustos'ta 6 ve 9 Ağustos'a kadar Bitcoin'de bir yükseliş gördük ve altın çöküyordu neredeyse. Gece operasyonu yaşadı. Bakarsak çok güçlü düşüş yaşadık. Şu anda da mesela bakarsak 2 gündür altın çıkıyor hafif çıkıyor. Bitcoin Bitcoin'de mesela hafif hafif düşmeye başladı. Geriliyor. Zorlanıyor daha doğrusu. E bu sebepten yani ikisinin farklı işlediğini görebiliriz. İkisi zıt işliyor. Altında da ben düşüşler bekliyorum. Bu ne olmuş buna? Evet altında da ben düşüşler bekliyorum. Bu düşüş, düşüş için de iyi olsun için 1550-1600 dolar seviyelerine odaklanıyorum. Ben buralara kadar bir düşüşün olabileceğini şahsi olarak düşünüyorum. 50 dalgalanmasına bakıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. dalga yaşamışız diyor. 1, 2, 3 dalga şeklinde de düşeceksin diyor. E ve bizi buralara götürüyor aşağı yönü e Altında düşüş beklememin temel sebebi de şu. Yani teknik sebebi tamam var ama temel sebebi de şu. E bakın aşılamalar hızlı ilerliyor. Bu arada geçen... E bir arkadaş sormuş yani aşılamalar koronayı bitirmeyecek diye. Evet bitirmeyecek ama şöyle bir şey var. Aşı olan bir insan daha hızlı direnç sağlıyor. Yani daha hızlı iyileşiyor. Artık korona onun için bir tehdit olmuyor bizimki gibi aşı olmayan ise biz sıkıntı yaşıyoruz. Neden? E bu adamın bağışıklığı bir kere vücudu antikor üretmemiş. Yani bu adama aşıyı vermemişiz biz. E bu sebepten daha tehlikeli. E Ayrıyeten şu da var. Yani korona vakalarında bir düşüş bekliyorum diyorum ya. Hem bunun birinci sebebi. Aşılama ikinci sebebi de şu arkadaşlar. İnsanlar yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Yani o hani 2020'nin başındaki o koronanın ilk çıktığı zamanlardaki gibi bir şeyimiz yok bizim artık. Bir cahilliğimiz yok. Yani hemen hemen herkes artık koronanın ne olduğunu, nasıl bulaştığını, maske takmamanın nasıl zararlara yol açtığını nasıl e, tehlikelere yol açtığını hepimiz biliyoruz. Ve hepimiz artık şunu da öğrendik. yani Milletçe öğrendik. Ee, özellikle her gün 100 kişinin ölmesiyle birlikte e, çoğumuzda artık koronanın küçümsencik bir şey olmadığını gördük. Gençleri de öldürdüğünü öğrendik. E bu sebepten e, halkta bir bilinçlenme oldu. Yani ben bu sebepten korona vakalarının düşeceğini düşünüyorum. Aşılama zaten hızlı ilerliyor. Türkiye'de 18 yaşa kadar düştü. E, 16 yaşı da aşılamaya başlayacaklar diye biliyorum. E bu sebepten bakınca altında da bir düşüşü öngörüyorum. Ve sadece bu Türkiye de değil. Yani Amerika'da da böyle. Amerika mesela tüm vatandaşlığında aşıladı. Şu an Amerika'da maske bile takmıyorlar. Yani orada yaşayan dostlarım var. Onların söyledikleri onlar yani maske takmıyoruz bile diyorlar. Avrupa'da da yine öyle şekilde aile dostlarım var. Onlar da yine aynı şekilde Avrupa'da hemen hemen koronanın bittiğini, çok bir etkisinin kalmadığını çoğunun maske bile takmadığını söylüyorlar. Bitcoin'de de arkadaşlar son olarak eklemek istediğim bir şey var. MA200'ün ne kadar üstünde olsak da <laughs> MA200'ün altına inmemiz durumunda da e, fiyatın hemen çökeceğini zannetmeyin. Yani fiyatta hemen ani şekilde düşükler göreceğimizi ben düşünmüyorum. Çünkü ayın dediğim şekilde 21-22 gibi harmonik formasyonlar e, ve Viliboo'nun söylemlerine bakarak diyorum ki yani bu 53.250 dolara kadar götürüyor. Oradan tamam bir düşüş yaşayabiliriz. E, bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.